Hepinize merhaba. Bugün annem bu üzerinde gördüğünüz güzel kazağın yapılışını gösterecek, anlatacak. Ne kadar ip kullandığını ve ne kadarlık kutu kullandığını aşağıdaki açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca yorum da atın. Yorumlar bizim için önemli. Videonun sonunda annemi zaten videonun sonunda ve ortalarında zaten göreceksiniz. Ne diyeyim, görüşürüz. Aferin sen. Hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle kızımın da üzerinde gördüğünüz bu şirin mi şirin kazağı yapacağız. Ben boyutu ölçmek için kızımın bir tişörtünü kullanacağım. Öncelikle yaka boyunca, yaka kadar daha doğrusu zincir çekeceğim. Şöyle başlangıç ilmeğimi yaptım. Ve zincir çekmeye başlıyorum. ...72 zincir çektim. Bakalım, ölçelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak yaka boyunda. Şöyle göstereyim. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Ve birleştireceğim şimdi zincirlerimi. Düz bir şekilde tuttuğunuzdan emin olun. Bu zincir birleştirmesinin nasıl daha kolay yapıldığını gösterdiğim bir püf noktası videom var. Hemen şu anda önerilenler kısmında bulabilirsiniz. İlk zincire batıp ip aldım ve doğrudan buradan da geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunu bir trabzan sayacağım. İşimi çeviriyorum. Bakın, şöyle göstereyim. Zincirimin arka yüzünü çevirdim. Ön yüzü burası. Arka yüzünde şöyle çıkıntılar var. Düğüm gibi toplar. Buradan yapacağım ilk trabzanlarımı. Ki yakası düzgün dursun diye. Sonradan yaka yapmayacağım. Ben bu model üzerine. O yüzden böyle bir şey yapmayı uygun gördüm. İlkinden başlayarak şöyle trabzanlarımı bu arkadaki kısma batarak yapıyorum. Siz tabi düz çevirip şöyle zincirinizi şöyle her zaman yaptığımız gibi aslında bir tane ipini alarak buradan da trabzan yapabilirsiniz. Çok kötü durmaz. Böyle daha temiz duracağı için ben böyle yapacağım. Şimdi ben 12 tane trabzan yapacağım. Bu 6. Bu da 12. Zincir çektim, ipimi aldım, aynı noktaya batarak bir trabzan yaptım ve buradan itibaren bununla birlikte 14 tane trabzan yapacağım. Bu ikinci. 14 trabzanımı yaptım, bir zincir çektim, aynı noktaya battım ve 24 trabzan yapacağım bununla birlikte. Devam edip hızlıca yapıyorum. 24. yaptım. Şu an
bir zincir çektim, aynı yere batarak bir tane trabzan yaptım ve tekrar 14 yapıyorum. Bu 2. 14.'ü de yaptım. Bir zincir çektim, aynı yerden başlayarak bu sefer 12 tane trabzan yapacağım. Şu kısmı tamamlayıp buraya bağladığım zaman burada 24 trabzanım olmuş olacak. Burada da 24 var. Bunlar da 14. Bu ikisi kol kısmı. Burası da ön ve arka kısım olacak. Burayı tamamlıyorum. Evet, şu da 12. Üçüncü zincir üzerinden battım ve bağladım. Yakamızı böylelikle oluşturmuş olduk. Ben bunu çocuğa göre yapıyorum ama siz kendinize göre de aynı şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın bununla bunun arasına ben 10 trabzan fark koydum. Siz de kendinize göre ayarlayacağınızda bu ölçüde bir fark koyarak istediğiniz kadar zincirle kendi yakanıza göre başlayabilirsiniz. 3 zincir çektim. Hemen bir sonraki gözden başlayarak trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Nereye kadar yapacağım? Bir zincir boşluğuna kadar. Bir zincir boşluğuna geldim. Buraya battım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir ve bir trabzan daha. Ve tekrar bakın şu ilk gözden başlayarak 24 tane trabzanımı yapıyorum. 24 dedim ama pardon, koldayız, 14 trabzan. Onu bitirdim. Bir tane boşluğa yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane daha yaptım. Ve tekrar şu anda gerçekten 24 tane trabzanımı yapacağım. 24. Bir buraya, bir zincir ve bir zincir boşluğuna tekrar bir tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. 14 trabzanımı yapacağım. 14. Boşluğa bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. Ve 12 tane trabzanımı da yaparak burayı da tamamlıyorum. Dikkat edin, bakın şurası göz değil bu. Buraya bağladığımız yer. Oraya yaparsanız fazla çıkar sayınız. Şöyle tekrar bağladım. Tekrar 3 zincir çektim. Ve bu şekilde devam edeceğim. Kaç sıra boyunca? Şu an için ben de bilmiyorum. Şu kol evinin bu uç kısmına gelene kadar devam edeceğim. Ölçeceğim devamlı. Şu şekilde katlayarak. Böyle düzgün bir şekilde katlayarak. Yakadan itibaren ölçeceğim. Buraya gelene kadar. Buraya geldikten sonra tabi bunun kolu biraz düşük. Kolunun altı biraz düşük. Ona göre ben bir hesaplama yapacağım. Buraya geldiğimiz noktada bırakacağız ama mantığını böyle olarak kurgulayın. Ben şimdi devam ediyorum. Evet, sürekli şu bir zincir boşluklarından 1 artı 1 arttırarak, yani 2 tane arttırarak roba kısmını bitirdim. Şimdi artık kolun altına geldim ve kol kısmını gövdeden ayıracağım. Bu arada sürekli ip değiştirdim, görüyorsunuz. Düzgün ip değiştirmeyi nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bununla ilgili bir püf noktası videom var. Bunu hemen şu anda önerilenler kısmında bulabilirsiniz. Bir zincir boşluğuna geldim. Batıyorum. Buraya bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve hemen
Bir sonraki bir zincir boşluğuna batacağım. Buraya da bir trabzan yapacağım. Ve buradan itibaren devam ederek burayı birleştirmiş olacağım. Sonra şurayı dikerim. Şu arayı, açı. Bir de eğer gövde kısmının yeterince büyük olmadığını düşünüyorsanız yapabileceğiniz bir alternatif, tabii bu kolu da açacaktır aynı zamanda. Yani kolu da büyütecektir. Öyle de düşünün. Şudur. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve hemen buraya battım. Ve bu şekilde devam edeceğim. Kolu yaparken şöyle şu kısımdan da yine ilmek çıkarmanız gerekir. Şu boyutta olur kolumuz. Buradan da trabzanlar ekleyerek gövdeyi biraz olsun büyütebiliriz. İstediğiniz yöntemi uygulayın. Ben doğrudan geçeceğim. Diğer tarafa geldim. Buraya yine bir tane trabzan yapıyorum. İki tane de yapabilirsiniz buraya. Diğer tarafa dönüyorum. Buraya da boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Ve sonuna kadar tamamlayacağım. Ondan sonraki sıralarda da artık hep bunun etrafından dönerek boyunun ne kadar uzun olmasını istiyorsak o kadar gövdeyi yapacağız ve bitireceğiz. Ondan sonra da kola geçeriz. Ben şimdi gövde kısmını bitirdim. Şöyle. Kaç sıra ördüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra. Bakalım. 24 santimetre yaklaşık olarak. Bunu çocuğunuzun boyuna ya da kendinizin artık kime yapıyorsanız boyuna göre ölçün siz de. Sonrasında kolun tekini de yaptım. Bakın şurada bir parça yapıp kıvırdım. Onu saymayarak şöyle ölçüyorum. Bunu da 32 santim kadar yapmışım yaklaşık. Kaç sıra olduğunu yaparken, şimdi size gösterirken söyleyeceğim zaten. Şimdi kolu yapalım. Mavi ipimi aldım. Bir sıra mavi ip yapacağım önce. Sonra kahverengiye geçeceğim. Siz de kendinize göre ayarlarsınız artık renkleri. Bu arada bu kol, şöyle söyleyeyim, ekrana göre sağ giydiğinizde sol tarafta olacak. Nereden yaptım bunu? Arkadan başlayarak şöyle öne doğru dolanarak yaptım. Bunu da yine arkadan başlayacağım ve arkadan öne doğru dolanacağım bu sefer. Öbüründe şöyle direkt öne doğru. Çünkü düz gitmeye çalışıyorum. Yani bu tarafa doğru gidersem tersine gitmiş olacağım zaten. Ve azaltmalar yaptığım için o azaltma kısımları ve şu zincir kısmı, kötü görüntü daha doğrusu, arkada kalsın diye arkadan başlıyorum hep. Şimdi şuradan başlayacağım. Bir trabzan yaptım. Devam ediyorum. Tamamının etrafını bu şekilde dönüyorum. Sona geldim. Şimdi sonuncu ilmeğimi yaptım. Bir tane buraya yapacağım. Ve bir tane de şuradaki bir zincir boşluğuna yapıyorum. Ve buraya bağlayacağım. Bu arada ipimi de değiştiriyorum. Üç zincirle hemen başlıyorum. Bir sonraki trabzana geçtim. Bir sıra kahverengiyle öreceğim. İkinci sırada azaltma yapacağım. Şimdi kahverenginin ikinci sırasının sonuna kadar öreceğim ben. Toplamda şununla birlikte üçüncü sıramız olacak.
Ondan sonra görüşelim. 1, 2, 3. sıramı tamamlamak üzereyim. Şimdi burada bir azaltma yapacağım. Nasıl yapacağım? Son 2 ilmeğim kaldı. Battım buraya. Bir ip alıp ilk 2'den geçirdim ve trabzanımı tamamlamadım. Böyle bıraktım. İkinciye batıyorum. Tekrar trabzanın yarısını yaptım. Bir ip alıp bu 3 ilmekten birden geçirdim. Yani 2 trabzan bir arada yapmış olduk. Ve buraya bağladım. Tekrar 3 zincir çekeceğim ve devam edeceğim. Her 3. sırada yani 3, 6, 9, 12 böyle gidiyor. Azaltma yapacağım. 24 sıra boyunca yapacağım bunu. En son azaltmam 24. de olacak. Ondan sonra da şu kısmı yapacağız. Burada azaltma çoğaltma yok. 3 sıra bu da. Bunu zaten buraya geldiğimiz zaman nasıl yapacağımızı göstereceğim. Oraya kadar azalta azalta döne döne gidelim ve devamını göstereceğim size. Kazağımın kolunu 24 sıra boyunca ördüm. Şöyle görebileceğiniz gibi. Ama ben burada bir hata yaptım ve şu zincir kısmı öne gelmiş oldu. Kesme işlemini dönüşte yaptığım için öyle oldu sanırım. Yani şu tarafta yaptığım için. Kesme işlemini başladığınız gibi yaparsanız diğer tarafa doğru kayacaktır bu. Ya da hiç uğraşmayıp yani şuralardan bir yerden başlatırsanız zincirle başlamayı direkt arkada kalır. Şimdi artık kıvrılan kısmını yapacağız kolun. Zincir çekiyorum. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu zincir kısmının gözükmesini istemiyorsanız eğer bütün kazak boyunca şu işlemi uygulayabilirsiniz. İki zincir çekersiniz. Aynı noktaya batıp bir trabzan yaparsınız. Bu iki zinciri trabzandan saymayıp döndüğünüz zaman bunun üzerinden bağlamayıp doğrudan şuradan bağlarsınız. Bu ilk trabzanın ilmeğinden bağlarsınız. Böylelikle bu zincir arkada kalmış olur. Hiçbir şey gözükmemiş olur. Şimdi artık biz işimiz bittiği için sonlara doğru çok güzel inciler veriyorum size. Ama benim kazağım yanlış oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Sadece ön ilmekten alarak trabzanımızı yapacağız. Böylece zaten kendiliğinden bu buraya dönmüş gibi olacak. Düz yapıp kıvırabilirsiniz de tabii ki. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Ve buradan sonra artık çoğaltmada yapmayacağım. Azaltmayı burada yapmıştım. Artık yapmayacağım. Bu şekilde dönüp bağlayacağım. Ve 3 sıra boyunca trabzan yapacağım. Yani bunun üstüne 2 sıra daha yapacağım. Kolumuzu da böylelikle yapmış olacağız. O trabzanları doğrudan yine ilmeğin gözüne batarak yapacağım. Burayı da tamamlıyorum. Kolumu tamamladım. İpimi de sakladım. Ve şöyle çeviriyorum. Ve kazağım tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi çok şeker oldu. 10 yaşa uygun yaptım ben. Siz de anlattığım gibi kendinize uyarlayabilirsiniz. Kazağımızın son hali bu. Gördüğünüz gibi. Başta da görmüştünüz gerçi. Beni görememiştiniz bu sefer. Evet. Bir değişiklik olarak. Benim çok hoşuma gitti bu kazak. Renkleri de asimetrik olduğu görüyorsunuz. Hiçbir tarafı bir tarafına uymuyor. Ama bence böyle çok güzel oldu. Çok tatlı olmuş. Yakası biraz açık olduğu için ben bunun üzerinden bir sıra daha gittim. İçine gömlek giydirebilirsiniz vesaire. Eğer giydirmeyecekseniz siz de bir sıra daha gidebilirsiniz ya da iki sıra. Şöyle ki şu noktaya geldiğimde de şuraya bir trabzan, buraya da bir trabzan yapıp şu ortadaki sadece zincirin yani bir zinciri atlamış oldum.
Öyle söyleyeyim. Evet. Neteye kadar kadar. Bunu sizin yapmanıza gerek de olmayabilir. Hı. Çünkü daha önce de söylediğim gibi benim kızım çok minyon olduğu için ben 10 yaşa göre yaptım. Ama kendisi 8 yaş bedeninde. Öyle ama değil mi? Kısa boylu değilim. Omuzları olmadığı için buralar biraz açık kaldı. Sizinkine tam uyabilir. Bunun dışında arkaya da gösterelim. Dönelim Piroş Hanım. Dik dur. Dik duralım. Oo. Tam bir manken. Dönelim. Evet. Kazağımız bu kadar. Beğendin mi? Beğendim. Giyecek misin? Giyerim. Giymezsen söyleyeceğim ama. Tamam. Ha, giyeceğim. İyi hadi bakalım. O zaman bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar ne diyelim? Bir şey demeyelim. Görüşünceye kadar nokta. Abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Like da atın. Like da atın evet. Yorum da. Yorum da bırakın. Evet yorum da. Bye bye.